Samsun'dan geliyorum. Orada başka bir programa katılmak zorundaydım. Uçaktan dinlenilmez geldim. Ne mutlu ki panelist dostlarımın sorumlusu olsa bile şovlasa konuşabilirim, dinleyebilirim. Evet, başta sevgili rektörümüz, ben sizi olmaktan gurur duydum. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü sevgili hocama selamlamak istiyorum. Sonra sevgili misafirlerimizi, konuşmacılarımızı, başta muazzez ilmiyatçı hanımefendi, annemizi, peşinden Orhan Karaveli beyefendiyi, Kemal Bulut'u, abim, dostum, çok eski dostumdur kendisi. Onunla bugün burada beraber bulmak da benim için ayrıca bir büyük mutluluk. Lütfedip geldiği için, panelimize katıldığı için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine moderatör hanımefendi, Gürcan Güzeler, Tümrük Oğlan hanımefendiye çok teşekkür ederim. Tabii aramızda iki tane de güvenliğim var. Birisi sevgili Ömer Kur'an ve sevgili Sayın. Siz İtalyan dostlarım, hepinizle bu akşam bu Atatürk'ü anma gecemizde beraber olduğum için çok mutluyum. Tekrar biraz geç kaldığım için özür diliyorum ama hakikaten aklım sizdeydi. Olabildiğince erken yetişmeye çalışıyorum. Şimdi sevgili dostlarım, bu Atatürk'ü anma günleri hakikaten bizim için çok özel günler. Bunu 10 Kasım diye yapıyoruz ama 10 Kasım olması önemli değil. Yılın 365 günü bizim Atatürk'ü yüreğimizde hissettiğimiz günler. Gerçekten kendimizi bildik bileli, ben şahsen kendimi bildiğim bileli Atatürk'le ilgili pek çok şeyi duyuyorum, görüyorum, okuyoruz, dinliyoruz. Ama nasıl müstesna bir insan ki bu sevgili adamız, her dinlediğimizde, her kendisiyle ilgili bir şey duyduğumuzda bir başka üstün, olağanüstü bir yönünü keşfediyoruz. Ve bizim için, Türk milleti için ne büyük bir gurur ki bizim böyle bir atamız var, böyle bir cumhuriyetimizin kurucusu var. Yine şunu çok gururla söylüyorum. Biz yaşadıkça, var oldukça onun bize bıraktığı mirasa, bu miras başta cumhuriyetimiz, peşinden devrimleri ve özellikle ilkelerini koruyacağız ve sürdüreceğiz. Aslında bu bize bırakılan miras bir emanet. Geleceğin bize bıraktığı bir emanet. Biz bu emaneti en iyi şekilde koruyarak, kollayarak bizden sonraki nesillere yine bir emanet olarak devretmek durumundayız. Bunu yaparken de biz Rotaryenlere, sevgili dostlarım, özellikle Rotary aileme hitabını konuşmak istiyorum. Biz Rotaryenlere çok önemli, çok büyük bir sorumluluk düşünüyoruz. Bunu en iyi şekilde korumak, kollamak görevinde biz bayraktarlık yapmak, liderlik yapmak durumundayız. Hepimiz geçmişte bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapmaya, en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Evet, ben bu ilerlemiş saatte sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Başta sevgili rektörüme bize bu salonu her seferinde tahsis ettiği için, koşulsuz dediği için ve her toplantımıza aramıza katılıp bizi onurlandığı için çok teşekkür ederim sevgili hocam. Sevgili Ortaköy Kulüp Başkanıma, kulüp üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yine büyük bir özveriyle, fedakarlıkla bu toplantıyı her yıl organize ediyorlar. Geleneksel hale getirdiler. Bu dönemde sevgili başkanım Meleğin kişiliğinde, şahsında Ortaköy Rotary ailesine, üyelerine, eşlerine çok teşekkür ediyorum. Siz sevgili dostlarım, Rotaryen dostlarım ve misafirlerimiz, gerçekten katıldığınız, bizi çok mutlu ettiniz. Bugün büyük bir kalabalıkla buradasınız. Yine size sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii asıl teşekkürlerim bizi onurlandırdıkları için, bu güzel konuşmalarla bizi yönlendirdikleri için, bize bu akşam aramıza katılarak destek verdiği için sevgili sayın dostlarıma, misafirlerime ve de başta sevgili Kemal Hulusi abime. Evet sevgili dostlarım, hepinize tekrar katıldığınız için teşekkür eder. İyi akşamlar der, sevgilerimi saygılar.